mahallede yaşa. Bizim Perihan abla, küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Küçük büyük herkesin dostu Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla. İşte bu mahallede yaşar Perihan abla. Kimin başı sıkışsa koşar Perihan abla. Annesi de bisiklet alacakmış. Bakalım o pek iyiyle geçecek mi? Hiç ders çalışmıyor ki. Ama Kayra çok çalışkan değil mi? Tabii. Ben Kayra'yı çok seviyorum. Bir de Ali'yi seviyorum. Ben de var ya en çok Cansu'yu seviyorum. Ayşegül'ü seviyorum ama en çok öğretmenimi seviyorum. Hey gidi günler hey. Öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenim. Günaydınız öğretmenim. Aa, günaydın Perihan, günaydın yavrum. Nasılsınız? Çoktandır görüşemedik. Vallahi çok özledim. Aa, hiç uğramıyorsun ki. Hep aklımdan geçiyor ama siz sabahtan akşama kadar okuldasınız. Akşam da ne bileyim rahatsız etmek istemiyorum. Ne demek rahatsız etmek? Kulaklarını çekerim tabii. Şimdi. Çarşıya çıkınca bütün çocuklarımı görüyorum. Ama sen meydanda yoksun. Haklısınız. Mahallenin hemen hemen hepsi sizin öğrencinizdi bir zamanlar. Öyle tabii. Hepinizi ben okuttum zamanında. Senin kardeşlerini de. Şakir'le Melahat'ı da siz okuttunuz. Melahat? Melahat hangi Melahat? Meraklı Melahat. Yani biz öyle deriz. Melahat Balkan. Aa tamam. Melahat Balkan tabii. Hani şu köşede otururdu. Hani her şeyi çok merak ederdi. Ben de çok güzel şiir okurdum öğretmeni hatırlıyorsunuz. Tabii tabii. Ama Şakir hiç okuyamazdı. Hep unuturdu şiirleri. Ah, hey, o zamandan beri hala hiçbir şey aklına tutamıyor. İyi bir işi varmış. Öyle duydum. Sen ne yapıyorsun bakalım? Vallahi işte ne olsun, iş güç yani çalış. İş güç deyince benim aklıma geldi, ben size okula geç bırakmayayım öğretmenim. Giderim Perihan, giderim. Zaten bu son hafta. Nasıl son hafta? Hafta sonunda emekli oluyorum. Öyle mi? Öğretmenim niye böyle yıl ortasında? Artık sağlığım el vermiyor kızım. Sabahları kalkamıyorum. Yoruluyorum. Haklısınız tabii efendim. Hayırlı olsun. Ama dinlenin biraz. Tabii yavrum. İyi günler öğretmenim. Ah, öpeyim. Sağ ol yavrum. İyi günler kızım. İyi günler efendim. Kolay gelsin Cavitciğim. Oho, buyursunlar Perihan abla. Yok bak ne diyeceğim, dinle beni. Hayrola kötü bir şey mi? Ha, balık akını var. Kimse et almayacakmış. Yandık desene. Şaka şaka. Dinle beni. Adviyanın var ya emekli oluyor. Hani bizim öğretmen? Ha işte o. Şimdi okula giderken rastladım. Vay be, yıllar ne çabuk geçiyor. Dün şu kadarcık, bugün böyle olduk. Ama sen o zaman da böyleydin, tombiş tombiş. Bak şimdi benim aklıma ne geldi. Onun bütün eski öğrencileri toplaşalım, bir şey yapalım. Yani bir şey, böyle bir veda töreni düzenleyelim. Ne dersin? Hepimizin üzerinde emeği var ha? Tamam, ben varım. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Tamam. Ben bizim sınıftaki bütün arkadaşların hepsini toplarım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi. Hadi Cavit'ciğim hayırlı işler. Güle güle Perihan abla. İnsanları hayata bağlayan şey sevgidir. Hayat sevgiyle dolu. Olursa değerlidir. Hayat sevgiyle dolu. Olursa değerlidir. Görevin değişir gün gelince sahibi, ama asla değişmez gerçek olan bir sevgi. Kimi zaman da sevgi yüreklerde gizlenir, beklenmedik bir anda yeniden alevlenir. Beklenmedik bir anda yeniden alevlenir. Hayatta okul gibi sonsuz sevgiyle dolsun. Karnemizde mutluluk notu peki olsun. Aslan
varsın Şakir. Demek sen de varsın bu işte. Tabii varım Perihan. Adviye Hanım hepimize az mı emek verdi? Öyle. Biz de ona öyle bir veda töreni yapalım ki çok mutlu olsun. Hani böyle pastalar, limonatalar, çiçekler filan değil mi? Tabii. Ben bugün gidip baş öğretmenle konuşacağım. Eski okulumuzda güzel bir tören yapalım. Ben de şöyle güzel bir konuşma yapayım. Sen? Ne oldu? Ay, yok bir şey. Maşallah güzel konuşursun da bülbül bülbül şakırsın maşallah. Gülüyor. Ay, o gülerim tabii. Sen gidip de tutukluk yaparsın, ben bilmiyor muyum? Ama Perihan ben... Bak yine takıldın. Ben senin karşında heyecandan böyle oluyorum, tamam mı? Tamam, tamam. O konuyu boş ver şimdi. Boş ver olur mu? İlkokuldan beri ben sana karşı... canım yandı. Hadi ben gideyim de bir sakatlık olmasın. Perihan, bir şey söyleyeceğim. Sana karşı hislerimi sana karşı içimdeki duyguları duygularımı Yok, yok onları söylemeyeceğim. Hayret, beni görünce bunları söylemezsen işin rast gitmez. Bir dakika dinle bak, bak. Biz Adviye Hanım'a tören filan yapacağız da... ...bir hediye almayacak mıyız? Hediye bak, bu hiç aklıma gelmemişti Şakir. Akıl akıldan üstündür. Aman tamam, sen şu hediyeyi söyle, ne alalım? Hediye alalım. Şakir anladık da ne alalım? Onu düşünmedim. Düşün hadi, ben 2-3 saat şurada oturur beklerim. Bu anca düşünür. Buldum. Ne buldun? Tabak buldum. Nereden tabak buldun? Kafadan buldum. Bak, bizim iş yerinin orada bir dükkan var. Böyle üstü işlemeli bakır gümüş tabak yapıyorlar. Bugün kafanın maşallahı var, iyi çalışıyor. Orada böyle büyük gümüş bir tabak yaptırırız. Üzerine de güzel bir şeyler yazdırırız, ne dersin? Harika olur. Bütün arkadaşlardan para toplarız, hepimizin ortak bir hediyesi olur. Ama tabağı ben vereceğim. Nasıl sen vereceksin? O veda günü Adviye Hanım'a tabağı ben vereceğim. Ama neyi sen ver? Okuldayken de öğretmenin gözüne girmek için hep öne atılırdın. Şimdi de bazılarının gözüne girmeye çalışıyoruz ama takdir eden kim? Hadi canım, hadi Şakir, işe geç kalıyorsun, hadi. Hayırlı günler. Güle güle. Perihan güle güle. Hadi oradan manava, hadi oradan berbere, peşinden şoför İsmet, kahveci Saffet, Melahat, Şakir filan derken bizim çocukların hepsine haber verdim. Sen beni hiç dinlemiyorsun küçük surat. Okula geç kaldım abla, akşama konuşuruz. Hoşça kalın. Güle güle canım, güle güle. Ah, kitaplarını almadın abi. Ha, kitapları unutmuşum. Ha, şunları alalım. Yavrum güle güle, güle güle yavrum. Tuz koyalım. Bir zamanlar ben de böyleydim, evden fırlar çıkardım. Sen bugün öğleden sonra mı gideceksin? Hı. Evet ablacığım, sabahtan dersim yok. Ne düşünüyorum biliyor musun? Nereden bileyim? Ben mezun olduktan sonra Adivi öğretmeni hiç görmedim. Hı, o gün gelir görürsün, tamam. Ay yok, ben gelemem. Nedenmiş o? Hiç. Hiç ne demekmiş öyle? Hepimizin ilkokul öğretmeni Adviye Hanım. Onun en mutlu gününde. Benim ders çalışmam lazım. Afiyet olsun. Öyle olsun. Efendim, kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum ya. Estağfurullah efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Baş öğretmen beysiniz. Evet, buyurun oturun. Maşallah çok gençsiniz. İsteğinizi öğrenebilir miyim? Ben de eski bir öğrencinizim. Öyle mi? Evet, bu ilkokuldan mezunum. Adviye Hanım'ın öğrencisiydim. Adviye Hanım, maalesef bu hafta aramızdan ayrılıyor. Biliyorum. Zaten ben de onun şey yaptım... Bizim mahalledekilerin çoğunu şey yaptım...
Biz yani biz de düşündük taşındık. Biz de ona bir şey... Ay affedersiniz yani. Ben de Şakir'e döndüm. Nereye döndünüz? Yok size demedim ben kendim. Bana demediniz mi? Ay ne olur kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım da. Biz adliye öğretmeni çok severiz de. Ben de çok seviyorum. Bu okula geldiğimden beri hayranım ona. Siz bu sene geldiniz herhalde. Henüz 3 ay oldu. Okulu yeni bitirdim. Çok güzel. Benim kız kardeşim de 2 sene sonra mezun olacak inşallah. Bakalım nereye kısmet. Neyse biz asıl konuya gelelim. Efendim biz şimdi adliye öğretmeni... Bir veda töreni yapmak istiyoruz. Biz derken mahalledeki bütün eski öğrencileri demek istiyorum. Aslında öğretmen arkadaşlar biz de kendi aramızda ona ufak bir uğurlama töreni yapacaktık. Tamam işte siz yapın biz de gelelim. Tabii olur. Hepimizi bir arada görmek onu çok mutlu eder. Hem de nasıl ay hepimiz bak Raşit, Saffet, Meraklı Melahat, Hatice, İsmet, Leman, Şakir. Oo, Allah uzun ömür versin ona. Allah uzun ömür versin hepimizin öğretmenidir. Hakan merhaba. Merhaba. Perihan'a bir tabak gösterecektim de. Tabak mı? Hı? Buyur içeri. Merhaba, merhaba Perihan. Merhaba. Merhaba Sevil, otur otur. Merhaba. Otur Sevil. Bugün tabakçıyı aradım Perihan. Harika şeyler var. Ay hemen aldım yoksa hani aramızda para toplayacaktık. Aç bak aç. Açıyoruz tamam. Ay o ne hafif şey bu böyle. Ayol bu kağıt helvası. Aman kırılmasın. Yanlışlık oldum. 3 tane almış annesi babasına kendine. Al şunu koy çantana. Olmaz. Vallahi olmaz. Bak siz de 3 kişisiniz. Burada kalsın, siz yersiniz. Aman ilkokuldan söz ettik diye kağıt helvası yememiz şart mı? Ne yapacakmışım ben kağıt helvasını al. Sen al şunu. Bundan da irmik helvası çıkmaz inşallah. Çıkmaz. Biz Adviye Hanım'a gümüş tabak alalım dedik. Bu bakır. Bakır. Üstünde de bir şeyler yazıyor. Yazıyor. Yeni futbol sezonunda Şimşek Spor'a başarılar. Ayol Adviye Hanım futbolcuda jübilesini mi yapıyor? Ne alakası var şimdi bunun? Bak Perihan, bu ördek. Ne ördeği? Ay aman, ördek demişim. Örnek, örnek. Bunu beğenirsen aynısını yaptıracağım. Ama gümüşten yaptır. Tamam, bunun aynısı ama gümüşten. Anladık da böyle Şimşek Spor, Mimşek Spor yazdırma sakın dalga. Yok canım, yok canım. O kadar da değil artık. Ne yazdıracaksın? Bak şimdi... Biricik öğretmenimiz Adviye Hanım'a... en derin sevgi ve saygılarımızı sunar. Bundan sonraki hayatında... sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diler. Yıllar önce mini mini birer çocukken... eline geldiğimiz günlerin... derin ve sıcak hatırasına hürmeten... bizleri unutmaması için... bu tabağı kendisine armağan eder ellerinden öperiz. Nasıl? İyi mi? Çok güzel. Altına da bütün arkadaşların adı, soyadı ve imzaları. Bana bak, sen yarın gidince tabak takımı al, tabak. Niye Perihan? Niye Perihan? Ayol Adviye Hanım'a mektup mu yazıyorsun, tabağa 2 satır yazı mı yazıyorsun? Ne öyle pehlivan tefrikası gibi? İyi peki kızma, peki kızma tamam. Biraz kısaltırız. Ne yazdıracaksın? Mutluluklar. Gerisi? Bitti, bu kadar. Vur deyince öldürüyor anacığım. Ayol bunun ikisinin ortası yok mu? Ya ne diyor? Sen de diktin gözünü kağıt helvasına. Ha? Yok be abla, ben sevmem ki. Alsana Hakan, al. Yok abi, lütfen bak, vallahi gücenirim, al. Al hadi sen de artık, al hadi, hadi, al. Peki. Yani şimdi bu tabakta anlaştık değil mi? Tamam, anlaştık. Heh, güzel. Sen buna güzel kısa bir şeyler yazdırıp alıp geliyorsun, tamam mı? Tamam. Ha. Oh, yemem diyene bak ha, o bu getiriyor. Ye, 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 Allah aşkına ye, hadi afiyet olsun ye. Ve ver Sevil'e de, hadi bakalım, hadi eyvallah. Hadi, hadi güle güle. Hadi. Kadın, güle. Otur, otur, otur. Evdekilere hürmetler, güle hadi. Güle. Hadi bak. Yo Raşit. Kime bakıyorsun öyle be? Adviye öğretmen geçiyor da.
Ha, bizim öğretmen. He, bizim öğretmen ya. Yarın emekli oluyormuş. He, sen bildi. De geliyor musun? Tabii geleceğim, geleceğim. Peren abla söyledi. Ben şey yapıyorum, kuru pasta. Ha. Sen ne yaptıracaksın? Ben de o şeyler, batonsellerden alacağım. İyi. Sonra kuru kurabiye falan bir şeyler alalım. Tamam, bana bak. Ebru arkadaşlara da haber vermek lazım. Ha, tamam. Ben vereyim, geleyim ha. Ya dur otur oğlum ya. Tıraşını bitirelim Allah Allah. Doğru ya, haklısın tabii. Sevil! Sevil! Sevil, Melahat geldi. Hadi biz otururken sen çay yapıver. Tamam ablacığım. Hemen çaydanlığı ocağa koyarım. Fotoğrafı da kitabın içine koyarsın. Kimin fotoğrafıysa. Ayol, hani Rasim vardı bir tane? Rasim. Ha, çok güzel resim yapardı. Aa, Rasim, tamam ha. Şimdi bankada çalışıyor. Onu da buldum. Ondan Hikmet'in adresini aldım, gittim onu da buldum. Yani herkese haber verdin. Evet, herkese haber verdim. Hepsi geliyor. Ay Adviye öğretmen, çok sevinecek Perihan abla. Perihan abla. Bu Perihan abla lafı da senden hatıra. Aa, niye öyle söylüyorsun Perihan abla? Sen benden büyüksün. Ben bir kere senden küçük ilkokula başladım. Aman iyi yaptın, harika çocuk. İnsan aynı sınıftaki arkadaşına hiç abla der mi? Sen deyince ötekiler de demeye başladı. Adımız Perihan abla kaldı. Hakikaten dediğin gibi oldu. Senden büyükler bile Perihan abla diyorlardı o zaman. Ne o zamanı? Şimdi de aynı. Küçüğü büyüğü Perihan abla. Bir tek Şakir diyebiliyor. Aman o da desin bari. Perihan abla. Efendim meraklı Melahat kardeş. Aa, niye öyle dedin? Benden bir yaş küçüksün ya. Sen de darılma ama okuldayken yaş konusuna bu kadar önem vermezdin. Ne oldu şimdi? O zaman çocuktuk. Bir an önce büyümek istiyorduk. Yetti artık. Büyüyeceğimiz kadar büyüdük. Büyüdük de ne oldu? Laf aramızda ikimiz de evde kaldık. Baksana Perihan abla. Aa, ikimiz diye konuşma. Ben evlenmeyi kendim istemiyorum. Şakir'i görmüyor musun? Balıkçı Mehmet'in kedisi gibi mırnav 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 peşimde. Ona bakarsan şoför İsmet de yanıp yanıp kül oluyor ama... ben bir türlü evlenmeye yanaşmıyorum. Niye öyleyse ikimiz de evde kaldık diyorsun? Ay sen de niye bu kadar sinirleniyorsun? Aman ne konuşuyorduk, nereye geldik Melahat? Sevil'le Hakan'ın okulu bitmeden bana evlilik yok. Hoş geldin Melahat abla. Ay hoş bulduk Sevil'cim. Ay ne zahmet ettin. Aşk olsun, ne zahmeti. Sağ ol çocuğum. Yarın sen de okula geliyorsun değil mi? Adli öğretmen senin de öğretmenindi. Tabii gelmez olur mu? Çok yaşa. Çok yaşa canım. Sağ ol. Perihan abla gördün mü? Aman gördük tamam. Ayol cebinden fotoğraf düştü. Ben de böbrek taşı düşürdü sandım. Akşama da Şakir gümüş tabağı getirirse yarın harika bir tören olacak. Kim bilir nasıl sevinecek. Kim kim? Kim olacak Adviye öğretmen? Ay onu sormadım canım. Resimdeki kim? Sana da boşuna meraklı Melahat dememişler. Şimdi de resmi merak etti. Aman peki çayımı içip kalkıyorum zaten. Ay ne var merak edecek? Ay demek kalkıyorsun, otursaydın. Yok yok, gideyim Perihan abla. İsmet'le buluşacağım ben. Geç kalmayayım, merak eder. Aa, niye güldün? İsmet yanıp yanıp kül oluyor ama sen yüz vermiyorsun değil mi? Ama Perihan abla. Ama Melahat kardeş. Sakın ha.
Geliyorlar. Salon hazır. Hazırım. Masaları yerleştirdik, tavanı süsledik. Çok iyi. Örtleri yaydık, tabakları dizdik. Aman Adliye Hanım'ın hiçbir şeyden haberi yok. Şu anda son dersinde. Zil çalınca bunca yıllık görevi bitiyor. Ne mutlu ona. Böylesi son hepimizin başına. Ha geldiler galiba. Buyurun. Efendim buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun geçin, buyurun. Rica ederim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne demek, ne demek rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buyurun. Geldiniz. Buyurun. Çok heyecanlıyım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Geçin. Buyurun. Buyurun şöyle. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Kusura bakmayın, ayakta kaldınız. Aman aman, rahatsız olmayın, biz alışırız. Efendim, Adviye Hanım'ın bu hazırlıklardan hiç haberi yok. Şimdi isterseniz bu getirdiklerinizi salona götürelim. Kendisi dersten çıkmadan masayı donatalım. Ne dersiniz? Çok iyi olur. Yalnız bu tabak burada kalsın, bunu sonradan ben vereceğim. Taktı tabağı da. Tabii tabii, nasıl isterseniz. Biz de arkadaşlarla ufak tefek bir şeyler hazırlamıştık. Tamam, ben bunları alayım götüreyim. Olmaz efendim, siz misafirimizsiniz, bana bırakın. Ne olacak ya, ben götürsene. Olmaz efendim, Hasan efendi gel buraya. Al şunları alın. Hey gidey, sanki daha dün gibi. Sorma ya, yıllar ne çabuk geçiyor. Mezun olduktan sonra ilk defa geliyorum. Ben de ilk defa geliyorum. Berihan, Berihan. Efendim Şakir. Tabağı ne yapalım? Yıkayıp kurulayalım. Ayol saklı işte. Nereye saklayayım? Ver şunu bana, ver. Ver. Zil çalmak üzere. İsterseniz gidip Adviye Hanım'ı karşılayalım. Hadi, 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 hadi. Tamam. Hadi. Buyurun, rica ederim. Öğretmen, baş öğretmen benim. Buyurun efendim. İkram edeceğim. Hadi çocuklar, siz bahçeye. Canlarım, canlarım benim. Sağ olun evet, çocuklar. Evet, sağ olun. Hürmetler ederim. Evladım, teşekkür ederim. Sağ ol yavrum, sağ ol. Öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Evlatlarım. Sağ ol yavrum. Sağ ol Şakir. Böyle bir günde sizi yalnız bırakamazdık öğretmenim. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İsterseniz benim odamda sohbet edelim. Hadi buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Hepinize çok, çok teşekkür ederim. Beni düşünemeyeceğim kadar mutlu ettiniz. Siz bizim canımızsınız. Elbette. Alfabeyi siz öğrettiniz bize. Alayım öğretmenim. Hani öğretmenim, bir gün hatırlıyor musunuz? Şeyi merak etmiştim. Fasulye pamuğun altında nasıl filizleniyor? Aman Melahat, suyunu koyarsın, koyarsın sobanın yanına, filizlenir. Sırası mı şimdi? Tabak nerede, tabak nerede? He? Aman, kafana düşsün o tabak. Çocuklarım, canım evlatlarım. Dedim ya, beni çok sevindirdiniz. Yalnız yaşlılık kolay değil. Şöyle
Şöyle biraz oturayım. Ay, biraz dinlenin. Sonra tören var. Ya? Tören mi? Siz mi düzenlediniz? Hep birlikte düzenledik. Çam sakızı çoban armağanı. Maksat bugününüzde beraber olmak. Canım öğretmenim. Öğretmenim, dinlenin biraz efendim. Dinlenin, sakin ol. İsterseniz hep beraber salona geçelim. Yok, durun biraz. Acele etmeyin şey yaptı. Çocuklarım, bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Beni biraz yalnız bırakın. İhtiyar kalbim bu heyecana dayanamadı. Biraz kendime geleyim. Birkaç dakika. Olur mu yavrularım? Biraz yalnız kalayım. Tamam efendim, biz dışarıda bekleriz. Hadi arkadaşlar, çabuk. Çabuk boşaltın odayı, tamam. Şerli sallanma, gel. Geliyorum Perihan. Yok, bir şey yok, heyecanlandı. Kalbi şey yaptı biraz. Ama kolaydı, hiç öyle şey. Yok. Yani sen her şeyi ver. Şimdi tutup tutup. Hayır, bir şey yap. Yıllar ne çabuk da geçti gitti. Sınıftaki halleri daha dün gibi gözlerimin önünde. Teneffüste koşar, oynar, bağırışırlar. Sonra ben derse girince susup cin gibi bakışlarla beni dinlerlerdi. Arkadaşlar lütfen sınıfa gelir misiniz? Şakir, yürü sallanma. Yürüyün, geçin sıralarınıza. Kimim onu eklim taşı ailem. Dersten sonra maça var mısın he? Bırak ben derste bassaydım. Benim misketlerim seninkinden daha fazla. Tabii, ben düşürdüm, sen buldun. Ver pisik misketi, küt. Her zaman böyle yaparsın. İsmet sus. Melahat ödevini yapmamış. Aa, sus. Yalancı. Yalan söylüyor. Melahat. Tabii. Cevap verme. Ne demek lan? Bir yemek ister, niye benim tarafıma oturuyorsun? Arkadaşlar, susmazsanız sizi tahtaya yazmak zorunda kalacağım. Şişme be! 111 Şakir yazıyorum. Şişme bak kuş! Ben konuşmadım. Konuştum, ben gördüm Şakir. Arkadaşlar, sus ver misiniz? Kim vurdu? Kim? Günaydın çocuklar, nasılsınız? Sağ olun. Siz de sağ olun, oturun. Perihan'cığım, sen de otur. Bugünkü ilk dersimiz hayat bilgisi. Hadi bakalım, şimdi kitaplarınızı çıkartın. Evet, şimdi sorulara başlıyorum. İsmet, önce sen söyle bakalım. Kuşların nesi vardır? Kuşların gagaları vardır öğretmenim. Gagalarıyla ne yaparlar? Yemeklerini yerler öğretmenim. Başka neleri vardır kuşların? Gözleri vardır öğretmenim. Gözleriyle ne yaparlar? Görürler. Peki kuşlar neyle uçar? Sapanla uçar öğretmenim. Bir sapan atarsın, hep birden uçarlar. Otur çocuğum, otur. Peki Leman, sen söyle bakayım yavrum, zamanı neyle ölçeriz? Saatle efendim. Otur çocuğum, saatin içinde ne vardır Melahat? Ay, onu ben de çok merak ediyorum ama öğretmenim, annemler içini açmama müsaade etmiyor. Raşit, saatte bir uzun bir de kısa kol vardır, bunların adı nedir oğlum? Uzunu yelkovan, kısası akreptir öğretmenim. Yelkovanın görevi nedir? Dakikaları gösterir efendim. Hasan, akrep ne yapar? Fena sokar öğretmenim. Otur çocuğum, otur. Anlaşıldı. Evet, gelelim haberleşme konusuna. Sorularıma kim cevap vermek istiyor? Ben. Cavit, sen söyle bakayım, mektup nasıl yazılır oğlum? Mektup böyle yazılır. Niye öyle yazılır mektup? Hiç kimse okumasın diye öğretmenim. Hadi canım sen de, hiç öyle mektup yazılır mı? Vallahi ne bileyim, ablam hep böyle yazıyor da. Otur yerine. Hatice, sen söyle, mektup neyin içine konur? Zarfın içine öğretmenim. Öğretmenim, mektubum geldi efendim. Anladım, anladım. Hadi çabuk, çabuk. Şakir, sen söyle bakayım, pul ne yapılır? Pul biriktirilir efendim.
O başka. Pulu mektubun üstüne yapıştıracaksın. Sonra da mektubu ne kutusuna atacaksın? Çöp kutusuna atacağım öğretmenim. Ben ona sordum, sana değil oğlum. Neymiş doğrusu? Posta kutusuna efendim. Aferin çocuğum, otur. Perihan, kalk bakayım yavrum. Sen de bize telefon konuşmasını anlat. Telefonda önce neye dikkat edeceğiz? Önce saygılı ve terbiyeli olmaya dikkat etmeliyiz. Sonra fazla konuşup başkalarına engel olmamalıyız. Sonra aradığımız numarayı dikkatli çevirmeliyiz öğretmenim. Aferin. Kalk sen de Şakir. Şimdi Şakir senin amcan. Sen de amcanı arıyorsun. Ne yaparsın önce? Önce numaraları çeviriyorum. Cır, 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 cır. Alo? Kemal amcamla mı görüşüyorum? Hayır, ben Şakir. Evladım, ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum efendim. Kızım biri amcasını arıyor. Olur mu öyle şey çocuğum? Ay, hat karıştı galiba, iki kişi konuşuyor. Devam et, devam et bakayım. Buyurun, nereye aramıştınız? Kemal amca siz misiniz? Beni amcası sanıyor. Şakir benim, ben. Adımı söyledi. Ah, hani amcanla konuşuyordun? Özür dilerim. Kemal amca, nasılsınız? Yine Kemal amca. Yanlış, yanlış. Kapandı. Amcam bunamış efendim. Hiçbir şey anlamıyor artık. Evet çocuklar. Hayat bilgisi gelecekte karşılaşacağımız pek çok soruna çözüm getirecektir. Cavit yavrucuğum, kalk bakalım tahtaya. Bize üç değişik renk tebeşirle bir trafik lambası resmi çiz. Renkleri karıştırmak yok. Peki öğretmenim. Ne zevkli geçerdi derslerimiz. Çoğu zaman gülmemek için kendimi zor tutardım. Derken teneffüs dili çalar ve hepsi bahçede oyuna dalarlardı. Yanmadı Perihan. Sen sus Şakir. Nasıl yanmadı? Yandı dışarı. Hayır, yanmadı. Taş benim, kime ne? Yanmadı ki. Perihan. Tamam. Bak, tatlıma bak. Şakir, sen bir ha? Bak, sen benim topuma bak. Aa. Kocaman bir top buldun, ne haber? Nereden buldun? Şuradan buldum. Ha. Sana vereyim mi topu? Temelli mi? Tabii. Ver, ben tatlını tutayım senin, tamam mı? Ver. Aa, versene topumu be! Aa, senin miydi? Tabii, İsmet'le ortak almıştık. Ama... Raşit, patlın çok güzelmiş ha. Ne olacak? Asla, değil mi Perihan abla? Değişmemişti asla, değil mi Perihan abla?
eski arkadaşları. Yorulmadan, bıkmadan, teker teker anlattı. Hepsi sevindi buna, değil mi Perihan abla? Hepsi sevindi buna. Öğretmenim, dün boğazım şey oldu, gelemedim. Bugün de geciktim, özür dilerim. Oldu peki, geç otur yerine. Şakir, sen de otur oğlum. Bazen yarışmalar yapardık. Çeşit çeşit yarışma. Mesela şiir okuma yarışması. Evet, şimdi ne yarışması yapacağız çocuklar? Şiir okuma yarışması. Peki çocuklar, şiir okuma yarışması yapalım. Geçen hafta Perihan arkadaşınız birinci gelmişti. Bakalım bu hafta kim birinci olacak? Ben. Hadi Safvet, sen oku bakalım. Çok çalıştım öğretmenim. Aferin, hadi oku bakalım. Kedim var rengi beyaz, sokakta buldum bu yaz. Kışın soba yanında uyumadan duramaz. Okulumuz severim. Her gün gider gelirim. Derslerimi bilirim. Yaşasın okulumuz. Aferin Safvet. Aferin oğlum. Kar yağarken kelebek gibi uçar, havada beyaz karlar. İçim neşeyle dolar, yağarken beyaz karlar. Aferin oğlum. Otur yerine. Otur. Geçen hafta Perihan birinci oldu. Bu hafta da herhalde sen birinci olacaksın. Evet, başka okuyacak var mı? Peki, sen oku bakalım Şakir. Hadi Şakir, seni dinliyorum. Kelebek gibi uçar, havada beyaz kedim, okulum soba başında, yaşasın beyaz karlar. Yağışlı havalarda üşümesinler diye bahçeye çıkartmazdık. Bu sefer de yaramazlıklarına içeride devam ederlerdi. Perihan! Tamam, sen şey yap. Perihan! Masaya koy. Efendim kardeşim? Bu nasıl çalışıyor biliyor musun? Onun çalışmasını bırak da sen ders çalışmaya bak. Canım ne olur söyle sen. Nasıl çalışıyor bu, söylesene. Bilmiyorum ki, sana söyleyeyim. Öğretmen kızar biliyorsun bunu görürse. Canım ne olacak? Siz biliyor musunuz çocuklar nasıl çalışıyor bu? Bilmiyorum. Sana ne kardeşim? Öğretmen onlarla oynamayın demedi mi? Bilim güzel miydi? Tabii. Şakir! Tabii çok güzel. Şakir, efendim? Bu nasıl çalışıyor biliyor musun sen? Tabii bilirim. Hadi çalıştırsana. Biliyorum ama bu markanın nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bilmeyecek ne var bunda? Yandan açmak lazım. Tabii. Ya ama kuvvet ister oğlum, kuvvet. He ya, bırakın ben açarım. Hadi aç da görelim bakalım. Ne oldu? Elim acıdı. Hadi sen aç. Da ben deneyeyim, hadi bak. Ben de açamıyorum. Durun, sen de. Ben deneyim. Ben de açamadım. Bir de kuvvetliyiz diye kasılırsınız. Hiçbiriniz açamadınız. Yazıklar olsun. Ya ne yapıyorsunuz siz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü hepimiz denedik, açamadık. Bir dakika. Ben denemedim.
Bir de ben deneyeyim. Gel dene. Bir dakika Perihan. Aşı yapıldığı günlerde bir alem olurdu. Korkanlar, korkmayanlar, korkanlarla alay edenler. Anne! Yanıyor. Aşıdan korkmak kadar ayıp yoktur. İnsanın hiç canı yanmaz ki. Aşı olmayıp hastalansak, okula gelemesek daha mı iyi? Ama çok acırsa. Ne acıması be? Sivrisinek dokunur gibi, değil mi? Cızıt, tamam. Peki. Aferin Şakir. Ben hiç korkmam ki. Ben iğneye bakamıyorum. Bakma kardeşim o zaman, başka tarafa bak. Korkacak bir şey yok ki. Bak işte, bak. İsmetciğim, korkacak bir şey yok ki. Bak ben de senin arkanı, istersen bu konuda açar, bir tane de buna yaptırım. Ya çok hiç acırsa. Korkma. Tamam, korkma. ne yapalım olacağız. Ay. Çocukla, aşı ben olmayan korkmam. Kaldı mı? Kaldı öğretmenim, kaldı. Kim? Şakir olmadı. Şakir kaçtı. Hani korkmuyordu? Bize korkmayın dedi, kendi kaçtı. Ay ne kaçması ayol, işte geliyor. Herkes aşı oldu, ağlamadı. Sen niye olmadan ağlıyorsun Şakir? Ay ne olur ağlamadı, anlat ne oldu? Aşıdan kaçtım. Bahçede arı soktu. Bak. Canım. Bir gün müfettiş gelecekti. Heyecanlıydım. Elbette derli toplu görünmek isterdim. Bir aksilik olmasından çekiniyordum. Evcil hayvanlar aramızda yaşar. Onları sevmek, onları zor durumlardan kurtarmak hepimizin neyidir? Ödevidir. Aferin çocuklar. Evcil hayvanları aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Peki bu ders için kimler evcil hayvan getirecekti? Ben. Getirdiniz mi? Getirdik. İyi. Getirenler tahtaya kalksın. Gel. Gel canım. Gel kaçtın yine elime. Küçük gel. Gel karpış. Canlısını bulamadım efendim. Kızım, lüfer evcil hayvan mı? Tabii efendim, bu evde bulunuyor. Kimseye zararı yok, ayrıca faydası da var, fosfor. Ah. Eyvah, balığı gördü, sulanıyor. Yapma Minnoş, yapma. Ben de tavuk getirdim öğretmenim. Sen benim köpeğimi gördün mü? Bak geldi çocuğum. Canım öğretmenimize, eski öğrencilere. Ay öğretmenimiz, buyurun öğretmenimiz. Geliyorum. Öğretmenime yol açın. Geliyorum. Efendim, buyurun. Hadi arkadaşlar, hadi yürüyün. Rica ederim size. Yürüyün lütfen. Siz konuğumuzsunuz, ne demek? Buyurun. Yandaki salona geçeceğiz. Perihan, Perihan, tabak ne oldu biliyor musun? Nerede tabak? Ay ben mecbur muyum senin tabağına? Ben vereceğim ama tabağa bak. Tamam aman, ne yapayım? Ben vereceğim. Efendim, buyurun. Ah çocuklar, bu ne zahmet, niye zahmet ettiniz? Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben gazozları halledeyim hemen. Ya iyi oldu. Çok teşekkür ederim çocuklar.
bak. Ha evlatlarım, yavrularım. Çok çok teşekkür ederim hepiniz. Perihan, Perihan şu tabağı versene. Ay ben mecbur muyum senin tabağınla uğraşmaya? Efendim ne kadar şanslısınız. Tabağı öğretmenime vereceğim. Gerçekten. Aman Şakir, gideyim alayım bari, gideyim alayım ben. Lütfen, lütfen Perihan. Buyurun bari. Bir şeyiniz eksik mi öğretmenim? Ben öğretmenim. Yok, bana bir şey. Öğretmenim ha. Nereye koydu bu? Aa, Sevil hani gelmeyecektin? Abla şey... Bilirsin ben adviye öğretmenini çok severim. Ben başka bir sebepten gelmek istememiştim. Biliyorum. Biliyor musun? Daha doğrusu tahmin ediyorum. Abla sen neler söylüyorsun? Ben bir şeyler söylüyorum da sen bana hiçbir şey söylemiyorsun. Hangi konuda? Bu konuda. Bunca yılını eğitim ordusunun bir üyesi olarak geride bırakan, hepimizin sevdiği ve saydığı Adviye Hanım'ı uğurlamak biz meslektaşlarına çok zor geliyor. Ne var ki yeni nesillere... Benden 3 sınıf yukarıdaydı. Bu sene mezun oldu ve bu okula baş öğretmen olarak geldi. Çok efendi bir insan, nazik, yakışıklı. Yani birazcık alıngan. Onu bilemiyorum tabii. Bir gün ben okulu bitirinceye kadar görüşmesek nasıl olur dedim. Hemencecik peki dedi. E ne yapsın sen öyle istemişsin? Ben aslında... neyse. Ha, neyse hadi. Hadi herkes içeriye girdi yürü. Hadi yürü gidelim. Üstelik bu anlamlı günde eski öğrencilerinin güzel bir vefa örneği göstererek... ...adviye öğretmeni yalnız bırakmamaları övünülecek bir davranıştır. İnsanlar hangi yaşta, hangi meslekte olurlarsa olsunlar sevgisiz yaşayamazlar. Gerçek bir sevgi ise... Bir insanı hayata bağlayan, sağ ol ya. Adviye Hanım'ı alkışlıyoruz. Al öğretmenim alayım efendim. Tabağı ver, tabağı. Sağ ol. Biricik öğretmenimiz Adviye Hanım'a en derin sevgi ve saygılarımı sunar. Bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diler. Yıllar önce hepimiz birer mini mini öğrenciyken eline Şakir. Geldiğimiz günlerin Şakir. O mutlu, Şakir. Sıcak ve ne var ya? Aa. Mutluluklar öğretmenim. Sağ ol. Tamam da. Otur. İnsanları hayata bağlayan şey sevgidir. Hayat sevgiyle dolu. Olursak değerlidir, hayat sevgiyle dolu. Olursak değerlidir. Her görevin değişir, gün gelince sahibi. Ama asla değişmez, gerçek olan bir sevgi. Kimi zaman da sevgi, yüreklerde gizlenir. Beklenmedik bir anda, yeniden alevlenir. Beklenmedik bir anda, yeniden alevlenir. Hayatta okul gibi sonsuz sevgiyle dolsun. Karnemizde mutluluk notu pek iyi olsun. Çok mutluyum, çok. Benden dolayı mı? Seninle ne ilgisi var ayol? Öğretmenimiz gidiyor diye üzülüyorum. Gençler gidenlerin görevini devralıyor diye seviniyorum. Sonra Sevil sevgisine layık birisine kavuşacak diye seviniyorum, mutlu oluyorum. Ne yapayım? Sevil mi? Sevil evlenecek mi? Hı? Ay! Sana ne oluyor acaba? Sana ne oluyor var mı? Sevil evlenince sıra kime hop? Hakan'a. Hakan evlenince hop? Sıra kime gelecek? Hoplama hoplama ilkokul çocuğu gibi öyle. Aa, sana bir şey soracağım. Sevil'in okulu ne zaman bitiyor? 2 yıl sonra. Oh, 2 yılda geçer mi be? Geçer tabii geçer. Bak şuradan mezun olalı 2 yıl değil tam 22 yıl geçmiş Şakir'cim ne diyorsun? Tabii ya, yıllar su gibi akıp gidiyor. Hop 1 ay, hop 1 sene, hop 22 sene. Ava gidiyoruz, çuğla gidiyoruz.